Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Değerli izleyicilerimiz, özellikle araçlarıyla Türkiye'ye giden vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar izlemesini rica ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın, gurbetçi vatandaşımızın başına öyle bir olay geldi ki bu kadar da olmaz ki dedirtecek bir olay, öyle bir talihsizlik ki tutuklandı, cezaevine girdi. Nerede? Sırbistan gümrük kapısında, Sırbistan'da cezaevine girdi. Peki neden? Bunu anlatacağım. Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşımız tatil için Türkiye'ye, memleketine, köyüne gitti. Polis olan akrabasıyla bir gün ateş etmek için polis olan akrabasının tabancasıyla dağlık bir yere gidiyorlar ve zamanlarını geçiriyorlar. Dönüşte polis olan akrabası iki tane mermiyi arabanın torpidosuna koyuyor. Orada unutuyorlar. Kalıyor. Ve değerli izleyicilerimiz, vatandaşımız izini bitiyor, dönüş yoluna geçiyor. Kapıkule'den geçiyor, Bulgaristan'dan geçiyor ve Sırbistan'a geliyor. Sırbistan'da aracı detaylı bir aramaya tabi tutuluyor. Ve bu iki mermi aracın içerisinde bulunuyor. Ardından değerli izleyicilerimiz, bu vatandaşımız hemen apar topar savcılığa intikal ettiriliyor, tutuklanıyor, cezaevine giriyor, mahkeme süreci sonucunda bir yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ve 6 ay cezaevinde yattıktan sonra kendisi ayağına bir elektronik kelepçe takılarak cezaevinin bulunduğu bu sınır ilinde kalması şartıyla tahliye ediliyor, çıkartılıyor. Orada bir ev tutuyor. Ancak vermiş olduğu bu adresten günde sadece 2 saat dışarıya çıkabiliyor. O da ihtiyaçlarını market vesaire karşılayabilmek için. Geriye kalan kısımda evde kalmak zorunda. Dışarıya çıkarsa, belirlenen saatler dışında kaçarsa kendisini hemen polisler geliyor, tekrar cezaevine alıyor böyle bir şey yaparsa. Şimdi bu vatandaşımız bizimle irtibata geçti. Hatta şu anda ekranda değerli izleyicilerimiz ayağındaki elektronik kelepçeyi de görüyorsunuz. Bu vatandaşımız bize şunu söyledi: aman dikkatli olsunlar. Ben buraya geldikten sonra gördüm, gümrükte bu ve benzeri pek çok olaydan dolayı vatandaşlarımızın tutuklandığını ve bu bölgede Sırpların kötü niyetli olduğunu, 200-300 euroluk evleri 1000 euroya kiraya verdiklerini, avukatların da bunu fırsata çevirdiklerini, 3 liralık işi 10 liraya yaptıklarını ifade etti. O nedenle şunu söylüyoruz. Özellikle Türkiye'ye araçlarıyla giden vatandaşlarımız olabilir, insanlık hali aracımızın içerisinde. Gümrük kurallarının dışında bir şey unutmuş olabiliriz. Mutlaka araçlarımızı bir gözden geçirelim. Olmaz diye bir şey yok. Bakın anlattım. Ve bölgede pek çok Türk'ün bu şekilde olduğu haberini aldım. Aman dikkatli olun. Bir konuda daha sizi uyaracağım. Bakın değerli izleyicilerimiz, her gün hemen hemen bu konuyla ilgili olarak haber merkezimize haberler geliyor. Arabasında fazla para bulunan, altın bulunan, işte eşya bulunan, o bulunan, bu bulunan. Ben kaçakçıları falan, bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Yasa dışı iş yapanları. Bunların çoğu arkadaşlar sigara götürüyor diye mesela 2 karton sigara bulunmuş. Kaçakçı mı bu adam? Değil. Dikkatli olun. Şimdi kuralları kısaca hatırlatacağım. Bakın. Araçla Türkiye'ye gidip dönüyorsanız, kişi başı 2 paket, bak karton demiyorum, 2 paket sigara götürüp getirebilirsiniz. Uçakla mesela Almanya'ya dönüyorsun, bir kişi bir karton getirebilir. 18 yaşından büyükler için söylüyorum. 250 gram da tütün getirebilir. Kişi başı 9.999 euro nakit para götürüp getirebilirsiniz. Bunun üzerinde para götürüp getiremezsiniz. Beyana tabi. Diyelim ki 20.000 euronuz var. Tek bir kişisiniz. Gümrüğe gideceksiniz arabayla giderken ya da uçakla dönerken. Diyeceksiniz ki ben bu parayı şu bankadan çektim, işte makbuzu diye beyanda bulunuyorsunuz. Mesela Sırbistan'a girişte beyanda bulundunuz. Sırbistan'dan çıkışta bir daha gümrüğe gideceksiniz, beyanda bulunacaksınız. Bulgaristan'a girdiniz, yine beyanda bulunacaksınız. Bulgaristan'dan çıkarken yine aynı şekilde.
Beyanda bulunmazsanız bu paraya el konur. Para miktarı çoksa 50, 60, 100 bin euroysa problem yaşarsınız. Beyanda bulunsanız bile arıza çıkartıyorlar. Onu söyleyeyim. Altın günlük kullanım için en fazla 423 euro getirip götürebilirsiniz. Bakın yeni bir olay yaşandı. Türkiye'de çocuklarını evlendiren bir anne baba gelinine takılan altınları evet arkadaşlar koydular çantalarını arabayla Almanya'ya dönmeye çalıştılar. Sırbistan'da yakayı ele verdiler. Altınlara el konuldu. Düğün fotoğraflarını gösterdiler falan. Sırp dinlemiyor arkadaşlar. Hiç kimse dinlemiyor. Almanya'da yakalarsa aynı şeyi yapıyor. Uçakla dönersen, gümrükte çıkarken havalimanında gümrükçü seni yakalarsa aynı muamele. Kaçakçılık diyorlar. O nedenle ne para getirin götürün. Bir de gıda konusu var. Et ve et ürünleri. Süt ve süt ürünleri getirmek götürmek yasak. Daha geçen hafta Hırvatistan'da bir gurbetçi vatandaşımız köyünde bahçesinde yetiştirmiş olduğu biberleri gümrükte aracı çevirdiler. Gördüler aracın içerisinde 2000 euro para cezası yazdılar. Diyeceksiniz ki ya Fatih Bey biber için ceza yazılır mı? Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Yazılmaması lazım ama yazıyorlar. Ceza yazacağız dediklerinde ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Ödüyorsunuz. Zaten parayı ödemeden de bırakmıyorlar. Evet arkadaşlar. Geçen yıl olmuştu. Yine biber cezası. 1700 euro yazmışlardı. Vatandaş izinden dönüyor. Cebinde para yok. O sırada o gümrükten geçen Türk vatandaşları kendi aralarında para topladılar. Bu gurbetçi vatandaşımızın cezasını ödediler. Öyle bıraktılar. Oluyor. O nedenle hani memleketten dönüşte kavurma getirme kardeşim. Biber getirme. Çökelik getirme, peynir getirme. Geçen bir hanımefendi yazmış bize, videoların altında gördüm, yorumlara yazmış. Ben diyor, işte ev yapımı makarna getirebilir miyim? Yani erişte. Yani getirebilirsin. Cezayı göze alıyorsan getir. Bak bana göre ceza yazılmaması lazım. Ya adam hamuru doğramış, makarna işte ya. Ceza yazılmaması lazım ama yazıyorlar. Ha getirirsin bir şey olmaz yolda bir şey demezler ona bir şey diyemem ama ben o yorumun altına şunu yazamam. Hiçbir şey olmaz getirebilirsin Almanya'ya diyemem. Anlatıyorum sadece. Yani makarna için ceza yazarlar mı? Bilmiyorum. Normalde zaten yani bilmiyorum derken kanunen böyle bir şey yok. Ama yazabilirler. Çünkü yazınca derdini anlatana kadar orada 40 yıl geçer. O nedenle bir şey getirip götürmeyin. Memleketten dönüşte de işte birisi işte akraba peynir koydu. Yok bilmem ne yaptı. Almayın. Anlatın. Bu videoyu izletin. Ciddi söylüyorum. Bak bu videoyu izletin. Yasak arkadaşlar yasak. Vatandaşımıza para cezası yazıyorlar. Az önce anlattığım olay cezaevine girme olayı. Vatandaş Fransa'da yaşıyor. Çoluk çocuğu var. İşi var. Gücü var. Evet. Her ay 1000 euro kira veriyor. 1500, 1600 belki 1700 euro orada kalmasının aylık masrafı var. Durumu iyi olmayanlar dışarı da çıkamıyorlar orada. Ne yapacaklar? Cezaevinde kalıyorlar. Bak böyle olaylar var. Arkadaşlar anlatıyorum. Gerçek olaylar bunlar. Aman dikkatli olun Türkiye'ye girişte dönüşte. Aracınızı şöyle bir gözden geçirin. Gerçekten samimi söylüyorum bunu. Ha, ben kaçakçılara bir şey demiyorum. Adamlar binlerce sigara götürüyorlar, altın para. Bunlar kaçakçı. Bunlar cezaevine girmeyi hak ediyorlar zaten. O ben ama normal. Şimdi bakın geçen Frankfurt Havalimanı'nda karı koca kadının iç çamaşırlarının içerisinde 23 bin euro para yakalandı. Aslında iki kişiler bir kişinin 9.999 euro götürme hakkı var. Hadi 10 bin euro diyelim. İki kişi 20 bin euro götürme hakları var. Belli bilmiyorlar. 3 bin euro için paraları kaptırdılar. Bir de kadının iç çamaşırının içerisinde. Olaya ayıp ne kadar hani böyle yüz kızartıcı bir durum değil mi? Aslında 10'ar bin euro götürebilirlerdi. Ve bu ailenin karı kocanın sosyal yardım aldığı ortaya çıktı. Hadi şimdi ayıkla pirincin taşını. Yani çok para varsa 40, 50, 60, 70 bin euro şunu yapın. Alın uçak biletini 4-5 kişiye gidiş geliş. Gitsinler Türkiye'ye paraları çok kolay bir şekilde götürüp getirebilirler. Yani en basit çözüm bu hani. Ben sizi hukuksuz bir şeye teşvik etmiyorum. Yanlış anlamayın beni. Eğer para legalse en kolay götürme yöntemi bu. Havale de yapabilirsin ama iki gün sonra maliye çağıracak seni. Bu parayı niye gönderdin? Nereden kazandın? Bu da gerçek arkadaşlar. Yani hepimiz biliyoruz bu durumu. O nedenle değerli izleyicilerimiz şu yurt dışına gidiş gelişlerde
dikkatli olmakta fayda var. Yani ne Sırp'ın yüzünü gör ne de onlarla muhatap ol. Arasınlar arabanı. Bir şey yok kardeşim. Ne, bir şey bulamayınca ne yapacak yani? Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan'da bu ve benzeri olaylar çok oluyor arkadaşlar. Aman dikkatli olun diyorum. Ne diyelim? İnşallah 2025 tane bu yılı tamamladık. 2024 artık bitti de 2025'te inşallah bu ve benzeri olaylar olmaz. Pek sanmıyorum ama yine anlatacağız gibi görünüyor bu olayları. Evet. Değerli izleyicilerimiz, beni bu dakikaya kadar dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir ricam var sizden. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Ve tüm gelişmelerden, haberlerden, herkesten önce haberdar olmak için yine bu videonun altında bulunan zile bastığınızda bu zil tuşuna bundan sonra yeni bir video yayınladığımızda hemen size haberi gelecek. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Hep sağlıklı olun inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.